Yatıda bunu açmış zaten. Ya çok iyi. Şöyle yapsın, ne yapıyoruz biz sana? Biraz da makyaj ıvır zıvırlarına geçelim. Ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle TJ Maxx'i beraber gezeceğiz. Şu an işten çıktık ve TJ Maxx'in önündeyim. Hadi bakalım. Ayrıca bu tarz içerikler için kanalımı takip edip yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Buradan da reklamı yapmış olayım. Sabah 8'de işe geldim. Ah, yine işe geç kaldım ya. Elif 7'de geldi. Sabah 8'de işe geldim. Bugün normalde 2'de kapatıyoruz dükkanı, pazar olduğu için. Evet, bugün pazar. Bugün pazar olduğu için normalde dükkanı 2'de kapatıyoruz. Neyse. İşten çıktık. İş arkadaşımızdan birisi şu an bizi arabayla götürüyor. Kişi başı $5 verdik. İyi bence yine. Yine tabii. İyi bence yani. Tabii. Bisikletle gidebileceğimiz bir uzaklıkta olsa neyse. Bilmiyoruz da yani. Aynen, bisiklete falan gidilmiyor. Sizinle beraber TJ Maxx'e gidiyoruz bugün. TJ Maxx'in girişi şu şekilde giriyoruz. İş arkadaşlarım benden önce gitti. Evet. Şimdi bu mağaza şöyle bir yer. Aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Yani makyaj ürünü de var, çanta da var, kıyafet de var, iç çamaşır da var. Ne bileyim, bahçe ürünleri de var, başka şeyler de var. O yüzden gezebileceğimiz kadar gezdireceğim sizi. Şöyle hemen sağ tarafa geldiğimizde sonbahar konseptli şeyler görüyoruz. Önce Calvin Klein çantalardan başlayacağım. Hiç benim tarzım değil ama yine de sadece fiyatları göstermek istiyorum. Mesela bu çanta $60. Bu şekilde bir sürü çanta var. Bu çanta $69.99. Calvin Klein'in şöyle bir çantası varmış. Çok güzel gözüküyor. $79.99. Gerçekten çok kaliteli bir çanta. Şimdi şöyle arkamda görmüş olduğunuz bavulların fiyatlarını göstereceğim tek tek. Bir sürü seçenek var boy olarak ve diğer markaları da göstereceğim. Birinin kalbi kırılmış. Mesela şu kocaman büyük boy çanta, ben bunu çok beğendim. $99.99, yani $100. Çok iyi. Bunun bir küçüğü, orta boyu $89.99. Sanki şunu almak daha mantıklı. Şöyle siyah bir set var burada. En küçüğünden başlayarak göstereceğim. Bu $70, $79.98. Bu niye $69.99, onu anlamadım. Çünkü bu bundan daha büyük. Bu da en büyükleri. $89.99.
Yani genel olarak bence babuların fiyatları iyiymiş. Mesela şuna bakalım. 119.99, 120 dolar. Ama çok iyi gözüküyor. Çünkü iki bölmeli falan. Şu bez olan çanta 69.99 centmiş. Yani şu an kamerada birazcık küçük gözüküyor ama orta boy. Bence uçak yolculuğu yapacak olanlar bez çanta tercih etmeli. Çünkü bu kabuk olanlar kırılabiliyor bazen ve yani yolda zorluk yaşayabilirsin. Bavul fiyatlarına bakmamın bir sebebi de ben bir tane bavulla geldim. Eğer bir şeyler alırsam buradan muhtemelen bir tane daha bavul almam gerekecek. Zaten uçakta iki bavul hakkım olduğu için bir tane daha almayı düşünüyorum yani. Yine birinin kalbi kırılmış. Bu çok çirkin değil mi ya? Ne kadarmış bu? Neyse indirime girmiş. 72 dolar ama çok çirkin. Beğenmedim. Ooo, bu çok güzel gözüküyor. Bunun fiyatına bakalım. 99 dolar 99 cent. Bence çok iyi. Bilmiyorum, çok beğendim. Görünümü de güzel. Biraz da makyaj ıvır zıvırlarına geçelim. Arkadaşlar bu 4 tane eyeliner var içinde ve sadece 6 dolar 99 cent. Gerçekten çok uygun. Mesela şunun fiyatına bakalım. 3 dolar 99 cent. 2 eyeliner ince uçlu. Tekli alırsan bu şekilde. Bunun fiyatını bulamadım. 3 dolar 99 centmiş. Ama genel olarak makyaj ürünleri de uygun bence. Şu markanınkine bakalım. 2 dolar 99 cent. Muhtemelen dönmeden birkaç tane eyeliner alacağım. Burada. Ne yapayım? Ne yapayım? Çok pahalı. Şöyle fan paletlerine geçelim. Şimdi bunu boş ver. Evet. Şunu açalım. Çok seviyorum bunlara bakmayın. Of, bu ne ya? Güzel. Ama sadece fan paleti değilmiş, bu her yer için kullanılıyormuş ve 6 dolar 99 cent. Çok güzel. Gold. Şuna bakalım. Bir sürü renk var yani. Şu renk çok güzel değil mi? Bunun fiyatı da 6 dolar 99. Genel olarak o arka tarafta olan bütün farların, yüzümüze uyguladığımız tüm şeylerin fiyatları 6 dolar 99 centte 9 dolar 99 cent arasında gidip geliyordu. En çok şaşırdığım şey, şuna bakar mısınız? İçinde her şey var, her şey. 19 dolar 99 cent. Çok iyi bence. Takım ne kadarmış? 12 dolar 99 cent. Ve yanında çanta da hediye ediyorlar. Bu siyah kim maskesi ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 3 dolar 99 cent. Bizde Garnier'ın yüz maskesi en son ne kadar olmuştu? 50 miydi? Yani şu an 60 bile olabilir yani. Pijama takımı. 19 dolar 99 cent. Düzleştiricilerin, maşaların fiyatlarını karşılaştıralım. Şöyle bir düzleştirici 59 dolar 99 centmiş ama bundan daha uygununu gördüm. Bakın bu da 59.99. Şöyle bir set maşa gibi bir şey herhalde. Ben kullanmadığım için bilmiyorum. 19 dolar 99 cent. Bu da biraz daha farklı bir set sanırım. Tekli de kullanabiliyorsun. Bu da 34 dolar 99 centmiş. Buyurun. Şimdi ayrı olarak da var. Mesela bu düzleştirici. Sadece düzleştirici. 19 dolar 99 cent. Bir de burada. Bu saçın ünlü dalgalı yapan bir tarak var. Elektronik. Yani 18 dolar. Çok iyi. Normal bir tarak fiyatı resmen. Bu 32 dolarmış. Küçükken saçlarım kıvırcık diye böyle her gün
düzleştirerek okula gittiğim günleri hatırlıyorum. Daha sonra düzleştiricimiz bozulmuştu ve artık saçlarımı düzleştirmemeye başlayıp kıvırcık kullanmaya devam etmiştim. Şükür olsun ki bozulmuş ve fiyatları çok arttı diye alamamıştık. İyi ki alamamışız ama bu fiyatları görsem, yani demek ki burada yaşıyor olsam o zamanlar çoktan almıştım. Daha önce bir pijama göstermiştim. Onun farklı renkleri de varmış. $16.99. Bu şekilde dümdüz siyah olanlar da var ama bunlar birazcık aşçı kostümüne benziyor. Ayakkabı bölümüne geldim. Ben çizmelere bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve şu an bir çizme gördüm. Size onu göstereceğim. Of, şuna bakar mısınız? Çok güzel. Bir önceki videomda da zaten buna benzer bir çizme görmüştüm. Walmart'taydı o. Burada $39.99. Bayıldım. Ben Amerika'nın enflasyonlu dönemine denk geldim ya, buna yanarım. Yani normalde belki bu ayakkabının fiyatı sadece $15 olacaktı. Şu an artmış yani her şeyin fiyatı. Şimdi orijinal bir Puma buldum. Bu $40. Ama ürünlerin fiyatları düşük olduğu için hemen bitiyor yani, mesela numaraları kalmıyor. Şekilde göstereyim. $39.99. İlk geldiğimde ben Adidas görmüştüm. Çok güzeldi. Ama numarası yoktu. Alamamıştım ve bitmiş hemen. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani güzel. Ama yani bilmiyorum. Mesela bir şey alıyorsun ya, daha iyisini bulurum Travel'da. Bulamaz mıyım? Ya. G-Max'i bir daha nerede bulacağım? Ya falan. Evet ya. Kafamıza o yüzden karışık bir şey alsak mı almasak mı? Travel'da daha iyisini bulur muyuz? Yoksa aklımız ya, kalır mı? Buluruz ama yani hani bu kadar uygun bulamayız belki. Çünkü TJ Maxx'de her yerde yok. Bizim yani şansımıza da yakın yani. Bizim olduğumuz. Yani bir saat hani, diyelim. Aynen. Bir bakalım. Şimdi ayakkabının tam ortasına da Calvin Klein yazmasaydınız ya. Neyse, fiyatını da göstereyim. $40. Montların fiyatına bakalım. Şu çok güzel geldi gözüme. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Değişik, şuradan Fermor falan varmış yırtmaçlı. Bakalım bunun fiyatı. Normal fiyatı buymuş. Ama burada $60 satılıyor. Tommy Hilfiger'ın çirkin montları. Neyse bakalım. $59.99 yazıyormuş. İnanmıyorum. Cadılar Bayramı gelecek diye şöyle kostümler yapmışlar. Şuna bakar mısın? İtfaiyeci küçük kostüm. Polis. Bir dakika, şöyle bir kostümün copu falan var. Kelepçesi. Ne kadarmış? $24.99. Çok güzel. Pamuk Prenses de var. Wow. İnanmıyorum. Bu ne? Çok tatlılar ya. Burada yaşasaydım muhtemelen spora başlardım dedirten bazı ürünleri göstereceğim size. Şu taytların fiyatı. Gerçekten çok güzeller. Sadece $16.99. Şöyle takımları da var. $14.99. Ben de diyorum, bu insanlar nereden bu motivasyonu buluyor? Her gün spor, hiking falan. Şimdi bir şey aldığında insan kendisine gerçekten büyük bir motivasyon buluyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Bunlar eşofman takımları. Şöyle hırkalar var. Spor hırkaları. Bu da $24.99. Ben bu sweatin rengini falan da çok beğendim. $29.99. Ve yumuşacık. Yine good job. What did you buy? Socks? Yes. I really use like a lot of socks. And also we are losing. Yeah, we are losing them. And about this Nike,
vitamin. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey var. Şarj aleti, vitamin, çorap, pantolon. Right? What do you need else? You have all. And some baby clothes. Arkadaşlar şunun nasıl olduğunu anlatamıyorum size ama gerçekten çok güzel ve 19.99. Gerçekten çok güzel ve onun takımı da var. 6. O da çok güzel. $16.99. Şöyle bazı Adidas şapkaların fiyatlarını göstereceğim. Nibalans'ın da şapkası varmış burada. Çok çirkinsin. Ya dümdüz siyah Adidas şapka. $9.99. Mesela şu rengini ben beğendim. Bu $26. Sen biraz pahalısın. Şapkalar da benim kafama hiç olmuyor zaten. Giyemiyorum. Bir dakika. Bu şapka $12.99. Deliyim ama benim kafama hiç yakışmıyor ya. Ha, bakar mısınız? Ben gerçekten keko gibi oluyorum. Ama burada herkes bu şapkalardan takıyor. Bana hiç yakışmadı. Oyuncak $12.99. Sen çok tatlısın. Yumuşacık. Elbiseleri göstereyim. Şöyle yazlık bir elbise. $19.99'dan $12 düşmüş. Şöyle sonbaharlık bir elbise var. Ama beğenmedim. You wanna get this, Jane? Yeah, it's good. How many? 35. $34.99. Ina, you can find the cheaper one. I know, but I like it. Ah. It's a brand. This one is cheaper, but you see the material is different. Like Levi's? Yeah, I guess. No. Ne kadar? 20. Şimdi inanın sepetini aldım. Pantolonları ve diğer şeyleri göstermeden önce birazcık marka olan şeylere bakalım diye o tarafa doğru gideceğim. Mesela sırt çantaları var, Champion ya da Nike gibi. Onlara bakalım. Erkekler için çok güzel ceketlerin olduğu yere gidiyoruz. Bir dakika, bu neymiş? İnanmıyorum. Sivetler. Aa, çok güzel. Ne kadarmış? $16.99. $14.99. Şu çok sıradan. Mesela Tommy Hilfiger'ın. $16.99. Arkası ne ya? Çok güzel. Biliyordum. Yine kadınlar reyonuna o kadar kötü şeyler koymuşlar ki. Her yerde değişmiyor bu. Yine erkek reyonunda çok güzel şeyler var. Şuna bakın, şuna bakın. Çok güzel. $19.99. İnanmıyorum. Arkasına bak. Şimdi ben bir şey denemezsem ölürüm yani burada. Süvetlerden. Çok güzelmiş. Bir tane bulayım kendime. The reaction not will be the same but no. Aynı şeyi aldık yanlışlıkla. Çok tatlı. Elif çabuk göster. İki tane çok iyi eşofman. $20. Hem siyah hem gri. Herkesin her zaman kullandığı o eşofmanlar.
Ya erkek şeyimi anlamadım ama yani bence kadın bir bedenine bak olursa olur ya. Yazı yani. Şeyi falan kadın şeyi yani. Yapma bunu. Yapma. İnanmıyorum. Şimdi göstereceğim tişörte bakın. Gerçekten çok güzel. Kolombiya tişört buldum. 9.99'muş. Gayet basit. Düz, çok güzel bir tişört yani. Çok güzel ya. Ya bana kalsa ben bütün tişörtleri alacağım burada. 9.99. Yapmayın işte. Sadece erkek reyonuna koymayın. Mesela şu an çok güzel ceketler gösteriyorum erkekler için. Şöyle bir deri ceket varmış. $59.99. Kolombiya bir polar var. $29.99. Şu normal basit bir mont. Bakalım. $49.99. Gayet iyi. Ama ben şunu çok beğendim. $39.99. Ben bunu çok beğendim. Küçük boyu varsa kendime bile alabilirim yani. Erkekler için Tommy Hilfiger, Puma, Adidas eşofmanlar. Şu Puma eşofman $21.99'miş. Bu $24.99. Lacoste'un sporcu hırkası. $49.99. Ama gerçekten şey çok iyi. 9 falan aşırı iyi yani. Ay düşürdü, kimse görmeden kaldırayım. Şöyle şampiyonun bir tane sweat'i var. $16.99. Bilmiyorum ya. Bu renk çok göz alıcı değil mi? Geçen geldiğimde burada bir sürü çanta vardı. Onlar bitmiş. Şu şampiyonun bilgisayar çantası var. $15. Şöyle Nike Air'in çantası var. İçi de böyleymiş. Buraya bilgisayar falan konulabiliyor. İki bölmeli. Birazcık küçük gibi ama yeterli yani. $16 bu. Bu $20'miş. $29.99. Adidas'ın. Çok beğendim bunu. Şu Adidas çantası da $15. Bunu hiç beğenemedim ama. Çok iyiymiş. Burada da erkekler için şapkalar var. Kadın reyonunda gördüğünüz şapka yoktu. Erkek reyonunda bir sürü şapka kalmış. Yine benzer fiyatlar. Mesela şu düz Adidas şapka $12.99. Bel çantası varmış. $25. Moralim bozuldu kız ürünleri olmadığı için. Şimdi şöyle fırçaların olduğu yere geldim. Benim elektronik fırçam var. Yani buradan bu kadar başlık almak daha mantıklı geldi bana. Çünkü $8.99. Eğer dörtlü alırsam $4.99. Burada kokusunu beğendiğim bir sürü parfüm var. Ve parfümlerin fiyatları da bayağı uygun. Mesela şu $12.99 ama bayağı kalıcı parfümler. Aslında bu parfümlerin kit olarak satılan halleri vardı ama şu an başka ürünler koydukları için onları kaldırmışlar. Aslında onları göstermek istiyordum size. Bayağı uygunu çünkü $10.99'de içerisinde iki tane parfüm. El kremi ve bir şey daha vardı, onu hatırlamıyorum şu anda ama $10.99'de. Şimdi birkaç şey aldım. Giyinme kabinine gidiyorum. Ama bilmiyorum yani, kadın reyonundan çok memnun olarak gittiğimi söyleyemeyeceğim. Şimdi erkek reyonundan birkaç şeyler aldım. Onları deneyeceğim. Bir de spor şeyleri aldım, onları deneyeceğim. Bayram ruhu çok güzel bir şey değil mi ya? Gerçekten her yerde çok güzel şeyler var. Şu şapkaya bakın, deneyeceğim şimdi.
Tam bana uyan bir şey oldu. Keşke aynı. Evet, çok güzel. Buradaki bütün her şey Cadılar Bayramı içinmiş. Efsaneler. Mickey Mouse'un fiyatı $24.99. Oo, çok iyi. İnanmıyorum. Sen harika bir şeysin. Arkadaşlar, ben niye bu kadar fazla ıvır zıvır şeyler çok seviyorum? Gerçekten sana ihtiyacım yok ama seni istiyorum. Ağzında kuru kafa taşıyan köpek mi? Benim o. Do you get it? Oh, this one. I didn't find pants. Okay, we will show, okay? You gonna change? Arkadaşlar, şimdi şöyle bir spor takımı denedim. Ve tight'ı zaten size göstermiştim daha önceden. O kadar rahat ve o kadar güzel ki. Hepsi buradan bu arada. Tight $16.99 ama hakkını veriyor. Hatta daha pahalı olmalı bence. Şu spor üstünü çok beğenmedim. Çok gereksiz açık. Ne kadar olduğunu da göremiyorum. Muhtemelen $14 falandı. Bu hırka da güzel ama bu tight'ın üstüne hiç gitmedi yani. Şuna bakar mısınız? Çok bu diğer üstten daha güzel oldu bence. Son olarak Adidas bir tişört denedim. Tabii erkek tişört olduğu için kolları birazcık böyle düşük kaldı. Fiyatı da large'mış zaten. Fiyatı da $10.99. Ama almayacağım çünkü kolları şöyle potluk yaptı, kötü. Çıktım şu an kabinden. Bir şey almayı şu anlık çok düşünmüyorum ama muhtemelen Türkiye'ye dönmeden önce buradan birkaç tane tayt alacağım gibi duruyor. Çünkü taytlar gerçekten çok güzel. Abla duy bunları, duy. Bak, sana da alacağım gelirken. Biliyorum çantaya ihtiyacım yok ama ben bu çantayı çok beğendim Adidas'ın. Bilgisayar çantası. Bilgisayarım bile yok. Elif, bilgisayarım bile yok. Bu çantaya ihtiyacım yok. Bu çantaya ihtiyacın yok. Ama çok güzel. Uf, neyse, kendim artık ikna ettim bu çantaya ihtiyacın yok diye. Gerçekten çok yorulduğumu hissettim şu an oturunca. Neyse arkadaşlar, bir şey alamadık bugün de. Ama daha vaktim var yani. Daha 3-4 haftamız olduğu için şu an her şeyi almak istemiyorum. Son haftalarda da muhtemelen geleceğiz. Ve çoğu şey hani değişiyor yani. O yüzden onlara da birazcık bakmak istiyorum. Şu an tam olarak kafama yatan bir şey olmadı. Bir tek o en son gördüğüm çantayı çok beğendim. Ama o da $30. Yani bilmiyorum. Aslında iyi. Ama başka bir şey alabilirim yani onun yerine. Şu an çantaya ihtiyacım yok. Benimle beraber TJ Maxx'i gezdiğiniz için teşekkür ederim. En çok beğendiğiniz ürün hangisi oldu altta yazabilirsiniz. Tight'ı da beğenmiştim. Onu söylemeyi unutmuşum. Tight'ı beğendim. Bir de o çantayı beğendim. Muhtemelen o spor tight'larından alacağım. Biraz da motivasyon yani olsun. Ne yapalım, Türkiye'de spora falan başlarız belki. Ha, bir de belki buradan çıkışta Dollar Tree'ye gidebiliriz. Ama şöyle bir şey. Onun için bu videoyu kapatıp tekrar ikinci bir videoya başlamayı düşünüyorum. Eğer oraya gidersek orayı da göstermiş olurum başka bir videomda. Yani takipte kalın. Videoyu kapatmıştım ama Elif bir sepetle geldi. Elif bir sepetle geldi. Elif'in sepetine bakalım. Elif'in sepetinde ne var? Nedense makineye attığımızda çorapların teki kayboluyor. Evet, yani ben şu an mesela iki farklı çorap giyiyorum. İtiraf baktı. Elif itiraf etti. Ben aynısını giyiyorum. Ben de itiraf ettim. Hayır. 10 çift ve 5.99. Şeylere bakalım. Evet arkadaşlar. 2017 video izliyorum.
Bunu buldum. Vitamin C. Vitamin serumu. Bir de avokado yağlı. Bayağı da uygun fiyatlı bak. $4. Çok iyi. İçeriği de çok iyiydi. Evet. İçeriği de çok hayırlı iyiydi. Olsun kan. Bir de bu yüz temizleme jelini buldum. Yani benim normalde var ama yani bir tane daha olsun. Niye olmasın? Niye olmasın? Kadar bunun fiyatıyla? O da 5.99 miydi? Bence gayet iyi. Şu konan kocaman şey. Yani böyle. Az önce ben biraz temiz yani şey saç ürünlerinin olduğu falan yere gittim. Böyle yüz temizleme şeylerinin olduğu yere gittim. Evet. Ve ben hiçbir şey bilmediğim için tanıtamadım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kamera Elif'te. Hadi evet. Bakalım. Şimdi saç ürünlerine geldi. Ürünler ben buradakilere baktım. Buradaki ürünler genel olarak kuaförlerde falan kullanılan. Evet. Onu fark ettim. O yoğun kokulu işte o hani kaliteli hemen etki gösteren ürünler. Buradakiler genel olarak. Yani mesela nasıl diyelim? Zaten kokusu da şu an geliyor yani. Burası direkt kokuyor. Mesela keratin antifreeze smoothing conditioner mesela. Bu ne demek? Bu yani şey yani saçınızı kabartmasını önlemek için pürüzsüzleştirmek için kullanılan bir saç kremi. Peki insanlar şey der mi? Ben bunları öğrenmek isteseydim giderdim güzellik kanalına. Derler, takip burada eder. Da öğrenebilirler. Ne yapalım? Bak ben de şimdi öğreniyorum. Ha, evet mesela, böyle bir şeymiş. Evet. Ya mesela buradaki şampuan benim hoşuma gitti. Yani bilmiyorum bence çok böyle şey duruyor. İyi bir şeymiş gibi duruyor. Ama şu an bile kokusu zaten yayılıyor mesela ya. Mesela benim saç köpüğüne evet. Çok ihtiyacım oluyor. Ve Türkiye'de saç köpüğü fiyatları çok pahalı. Mesela burada 9.99'muş. Ama bence buranın fiyatına göre de pahalı ama sanki bu çok iyi bir köpükmüş gibi duruyor. Evet. Bana da öyle geliyor. Çünkü ya buradaki şeyler zaten çok marka şeyler. Dünya aynen. Markası olan şeyler yani. Evet tamam. Şimdi ben... Işık kıvırcık çok... kötü. Işık çok kötü evet. O kadar ama kötü ki şu. Kıvırcık ürünleri bulduk. Şimdi bu krem, bu köpük, şu muhtemelen besleyici bir kremdi diye düşünüyorum. Bu şey bence. Kabarmayı önlüyor zaten şu. Şekillendirici. Çok güzel kokuyor Elif ya. Ya muhtemelen ben zaten buradan bir set alırım gibi duruyor. Evet çok güzel kokuyor. İşte böyle çok arkadaşlar. Çok güzel şeyler var. Elif bir şey demek ister misin bugün hakkında? Çok yorucuydu. Çok stresliydi ama en azından biraz stres attık dönerken de bir Walmart uğrarız herhalde bilmiyorum kızdım ama bir sor ya ben sevmiyorum ya bakın yani biz arabayla geliyoruz buraya evet ay düşüyordum arabayla geliyoruz buraya paramız da veriyoruz yani istediğimiz kadar vakit geçirmek istiyoruz bir yerleri görmek istiyoruz işte tamam şu saatte hazır olun tamam şu saatte evet, böyle kızlar yapalım kızlar öyle değil niye öyle değil biraz daha iyi anlaşabilirdik. Yani teşekkürler Tuba beni de videonu aldığın için. Rica ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videoyu ikinci kez kapatıyorum. Bye bye.